Ya biraz zor, yorucu, çok yorucu bir kere. Allah'tan hani ben diyorum ya benim performansım iyi diye. Ama çok yorucu, bir de aşırı kötü kokuyor. Bir de çöpü boşaltırken pislikler, tozlar hep saçımın içine, gözümün içine falan girdi böyle. Çok fena şu an. Allah'tan bu var. Bayağı şey böyle çok yoğun bir toz var. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Bundan sonra çöp atarken kim bilir ne hissedeceksin? Çöpü yani valla çok kötü hissedeceğim hakikaten, o gerçek. Çok zor bir şey yani, cidden zor yani. Dışarıdan bakılınca kolay gibi gözüküyor ama bu koku ve çöpler, dökülen şeyler zaten zararlı. Koku çok fena, anlatamam yani. Ay. Üstelik herkes evinde mışıl mışıl uyurken siz burada şehrin temizliği için zor olan bir iş yapıyorsunuz. Yazıklar olsun. Herkes uyansın bence. Herkes ya. Ayıp ayıp. Ey. Ben başlarmışım burada. Şimdi bir dahakine şeyle çıkacağım böyle. Herkes uyansın diye. Yani yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu arada temizlik görevlilerinin yaptığı iş sadece bu değil. İstersen diğer işlerimize geçelim. Belki daha kolay bir iş buluruz. Olur yani, geçelim artık, ne yapalım? Hadi o zaman garajımıza dönüp araç değiştirelim. Tamam. 24 saat yaşayan Beşiktaş'ımızı temiz tutmak için sadece konteynerleri boşaltmıyoruz. Güzel sunucumuz bu işten sonra bir sonraki görev noktasına geçip bu kez çöp torbalarını elleriyle araca yükleyecek. Hoş bulduk. Maskeleri Ay. çıkartalım. Eldivenleri şöyle koyabiliriz. Kötü kokudan rahatsız olan güzel sunucumuz ağır çöp torbalarını atabilecek mi? Ay, ay, ay. Ali Bey, özür Ne dilerim. yaptınız ya? Ali Bey kızdı bana gene. Perişan mı gözüküyorum ben? Bak bunu var ya, başarabilen var mıydı tarihte? Çöpleri atmakta zorlanan Hilal, torbaların içinde neler buldu? Gayet şey bir domates bu. Ay kusacağım zaten şimdi. Bu mahallede oturanlar biraz pasaklı. Tansiyonum düştü yeminle. Hepsi ve daha fazlası birazdan elinin hamurunda. Ali Bey, güzel sunucumuzun performansını nasıl buldunuz? Vallahi Hilal Hanım ilk başladığımız işe göre bayağı bir azimli. Tabii illaki bir acemilikler olacak ilk geldiği günden bu yana. Bir 10-15 gün yanımızda biraz daha çalışırsa çok rahat bir şekilde çalışır. Yani o azmi görebiliyoruz yani biz Hilal Hanım'da. Bir ara Hilal Hanım'a çok kızdınız. Neden? Yani elini yanlış yerden tutuyor. Çöpü dökerken sağa sola kaçmaya çalışıyor. Kokudan şey yapmaya çalışıyor, çekinmeye çalışıyor. Bu işi yapmak istiyorsa bu konulara yavaş yavaş alışması lazım yani. Çöplüğü gördüğü zaman çöpten kaçmaması lazım. Kokudan kaçmaması lazım. Kafasını dışarı uzatmaması lazım bu şekilde. Hani bizle beraber çalışmak isterse bu şekilde çalışacağız beraber. İşin zorluğu kadar tehlikesi de var, öyle değil mi? Evet, elini araya koymayacaktı. Elini araya koyduğu zaman rahat bir şekilde o konteyner onun elini rahat bir şekilde oradan sıkıştırıp yani parmağını koparma derecesine kadar götürebilir yani. O yüzden ben sert bir şekilde uyardım ki bir daha tekrarlamasın diye. Hilal'cim, hocamız gayet güzel bir eğitim verdi. Ne dersin? Vallahi hocamız çok iyi, biraz sert ama iyi. Zaten hocalar biraz sert olması lazım, öğretmenler. Vallahi herhalde biz Ali Bey'le bir hafta falan çalışsak ben çok sağlam, değil mi? Evet. Gayet güzel bu işi başarırım gibi geliyor. Ama zor, zor yani, zorluk. O azmi görebiliyoruz yani. Yani ben azimliyim, o ayrı. Hani o şekilde başarabilirim ama çok zor bir iş. Gerçekten çok zor. Bizimle birlikte izleyicilerimiz de şahit. Çok azimliydin. O kocaman konteynerleri çekmek için canla başla çalıştın. Vallahi inşallah beğenirler bakalım. Ali Bey, konteynerin olmadığı yer çöpleri de var, öyle değil mi? Yer çöpümüz de var efendim. Şimdi biraz sonra minik arabayla çıkacağız Hilal Hanım'la. Yer çöpüne çıkacağız. O biraz daha zor. Öyle Onda mi? Da Bundan görmek. Daha mı zor o? Bundan daha zor. Ama siz daha onu kolay sandım ben. Daha çabuk başarabilirsiniz yani. Ben o şeyi görebiliyorum size. İnşallah bakalım. Hadi o zaman şimdi de minik aracımıza geçelim. Hadi tabii efendim, buyurun.
Gelcim, Ali Bey bir şeyler söylüyor ama biz anlamadık. Ali Bey kızdı bana gene. Ali Bey, başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi? 11 senede hiç denk gelmedi. Aman denk gelmesin inşallah. Çöplerden değerli eşyalar çıkıyor mu hiç? Her şey çıkıyor çöpün içinde. Altın falan, kolye tabii. Falan. Altınlar gibi, çekyat mesela açık araçlık malzemeler oluyor çekyat merkezler. Çekyatların altına koyuyorlar ziynet eşyalarını. Eskidiği zaman orada unutuyorlar, o şekilde bırakıyorlar. Ondan sonra geliyorlar, diyor benim altınlarım vardı, şunlar onlar. Şu çöp arabasını belki 5 kere o şantiye dökmüştür yani. İçinden altın aradığımız günler oldu. Ziynet eşyası aradığımız günler oldu, para aradığımız günler oldu. Umarız değerli eşyalarını bulabilmişlerdir. Bulanlar buldu, bulamayanlar gitti, ona da yapacak. Bulamayanlar şansına küssün. Peki bu toplanan çöpler nereye bırakılıyor? Çöplerimizi topladıktan sonra, arabayı aldıktan sonra döküm sahasına gidiyoruz. Geri dönüşüm merkezlerimiz nerede? Kasımpaşa'da tırlarımız var. Araçlarımızı onlara döküyoruz. Onlar da Kemerburgaz'a gidiyor. Kemerburgaz'a geri dönüşümler falan ayıtlanıyor. Çöpün üstü kapatılıyor. Gazı çıkartılıyor. Suyu arıtılıyor. Elektrik üretiliyor. Doğalgaz üretiliyor. Kemerburgaz'da. O zaman bu merkezlerde çok fazla çöp olmalı. Tabii. Hilal'cim, bundan sonraki görev yerimiz geri dönüşüm merkezleri olsun. Çöpleri ayıklayalım. Ne dersin? Öyle mi? Oraya da mı gideceğiz? Şaka Hilal'cim. Onu da başka bir bölümde yaparız artık. Bugün sadece sokakları temizleyelim yeterli. Çöplerimizi attık içine başka. Hilal'cim, Ali Bey çöp poşeti toplama performansını beğenmedi sanki. Ya evet ya, Ali Bey de çok sert çıktı yahu. Hilal Hanım, oradan başla, buradan başla. Nereye gidiyorsunuz? Hemen. Hızlı bir şey. Bak bunu var ya, başarabilen var mıydı tarihte? Hilal'cim, bu işten daha zorları da varmış biliyor musun? Ya zor mu? Hem de çok zor. Biz uzun yıllardan beri uğraşıyoruz yani. Siz uğraşıyorsanız ben bugün ne yaparım bilmiyorum. Yani göreceğiz madem. Eldiven değiştirebiliyor muyuz yani gün içinde, yoksa gün bir tane mi veriyorlar? Değil de şöyle 3 günde 4 günde bir değiştirebiliriz. Oo. Yani.
ben bunu bir saatte bir falan diye düşündüm. Hatta iki tane falan aldım oradan, iki üç tane. Bir saat değil, iki üç günde bir. Oo. Hilal'cim, böyle giderse eldivenleri her iki saatte bir çamaşır suyuna batırmamız gerekecek. Yani öyle olacak. Tamam o zaman. Çöp poşetlerini unutmayalım lütfen. Ha, bunları bırakmıyoruz değil mi? Şunu da atıyor muyuz Ali Bey? Ha, şunları topluyor muyuz? Yok artık. Arkamızdan süpürerek geliyoruz. Tamam. Ha gayret Hilal'cim, az kaldı. Tamam. Atacağım onu bir saniye. Ay, ay. Ona. Bu arada Ali Bey'i yine kızdırdık galiba. Az önce Ali Bey bana çok kızdı. Tamam. Çöplerimizi devirsek de güzel sunucumuz bu işi de başarıyla tamamladı. Bakalım sırada ne var? Başka işimiz var mı Ali Bey? Şimdi kirli konteynerimizi garaja götürüp orada yıkama yapacağız beraber. Ha, bunu mu? Evet. Ha. Aracımız dökeceğiz, aracımızı yıkayacağız orada. Şunu mu yıkayacağız bunu? Bak, şimdi İçini mi yıkayacağız? İçi yıkanacak. Aracımız orada dökülecek büyük bir çöp arabasına. Orada aracımız yıkanacak. Biz de aracımızın temizliğini yapacağız. Bugünlük işimiz bitiyor mu yani? Ondan yok sonra. Daha bitmiyor işimiz. Ha, daha da var. Tabii, yani. Daha da var yani. Bu sonsuza dek bir iş var yani Ali Bey. Ali Bey ne yapsın Hilal'cim? İş bu. Aracımızı döktükten sonra işimiz son bulmuyor. Eski konteyner var. Onların boyanması var. Ha, boya yapacağız. Tabii boya yapacağız. Ondan sonra onları tekrar çekeceğiz. Alacağız, bölgeye götüreceğiz. Bölgedeki eski konteyneri tekrar alacağız. Onların da boyası var. Eve ne zaman gideceğiz Ali Saat Bey? Saat 2'de çıkışımız var. Saat 2 olduğu zaman beraber bu işler 2'ye kadar bitmez. Mümkün değil yani. Çalışma saatimiz bu. Yani. Tüm bunlardan sonra bir de çok ama çok zor bir işimiz daha var galiba. Çok zor bir işimiz daha var. Daha var. Onu biliyor muyuz? Sürpriz olsun o da. Ha, bir de sürpriz var yani. Sürprizimiz de var. Ay, ben bir bayılıp geliyorum ben. Madem işlerimiz zor, o zaman hemen yola çıkalım. Yoksa bugün hiç bitmeyecek. Hadi. Ay, çok pis kokuyor. Araç yıkama işine başlayan Hilal, Ali Bey'i yıkamaya kalkarsa. Bak. Ay, ıslattın mı? Ne yapıyorsunuz Hilal Hanım? Komple beni yıkadınız, arabayı yıkayacaksınız. Ali Bey, eline fırça alan güzel sunucumuza boya yapmayı öğretebilecek mi? Şu yaptığınız boyayı beğeniyor musunuz? Ay, çok kötü koktu çok, değil mi? Çok. Yerlere mi geldi? Çok kötü kokuyor bu. Ay. Temizlik görevlilerinin bile yapmakta zorlandığı, Hilal'i korkutan o zor iş acaba ne? Sana belediye baksın lafı doğruymuş yani. Birazdan elinin hamurunda. Elinin hamuruyla erkek işlerini yapmaya soyunan güzel sunucumuzla şehrimizi temizlemeye devam ediyoruz. Gece yarısı başlayan mesaimiz gün doğumuna kadar devam etti. Ama işimiz hala bitmedi. Geçmiş olsun, bir işimiz daha bitti. Teşekkürler. Şimdi ne yapıyoruz Ali Bey? Aracımızı döküme alıyoruz. Beraber dökümü yapacağız. Ondan sonra aracımız yıkamada yıkanacak. Sonra konteyner boyamamız var. Konteyner boyamasına çıkacağız. Hadi o zaman hiç zaman kaybetmeyelim.
Topladığımız el çöplerini aracımızla garaja getirdik. Artık bu çöplerin daha büyük araçlarla taşınması gerekiyor. İnanın şimdi üstteki düğmeye basıyorum. Basıyorum. Evet, aracımızın kalkıyor. Kısmı kalkıyor. Alt tubalarımız aşağı iniyor. Tamam. Aşağı inince yükseliyor aracımız. Şu anda döküm esnası gerçekleşecek. Evet. Çöpleri boşalttıktan sonra sıra aracın temizlenmesine geldi. Şehrin temizliği için kullanılan malzemelerle birlikte araçların da temizlenmesi gerekiyor. Yıkama için yine eldivenleri kullanmamız gerekecek. Yani eldiven kirlendi. Hilal'cim, bunlar kaçıncı eldivenlerin? Yani daha hala ilk eldiven. Ben zannediyordum ki hani bir iki tane değiştiririz gün içinde. Arkadaşlarımız eldivenleri tam 3 gün kullanıyor. Öyleymiş ya, vallahi o zor bir şey gerçekten. Eldivenleri değiştirmedik herhalde. Eldivenimizi değiştiremedik ama bana kalırsa bakın günde bence 2 kere değişim yapmak gerekiyor. Çalışma saatleri içinde 2 kere. Eldiven 3-4 kere değişmesi gerekiyor bana kalırsa. Kostüm de 2 kere değişmesi gerekiyor. Benim fikrim. Olur mu hiç Hilal'cim? O zaman temizlik görevlilerine elbise yetiştiremeyiz. Bilemiyorum yani. Öyle olması lazım bana göre. Yani yetiştirirler, niye yetiştiremesinler? Biz tekstilde merkeziz zaten. Ya da Çin'den getirsinler. Şimdi sen kıyafetler birbirinden farklı da olsun istersin. Vallahi renkleri farklı olsa daha güzel. Mesela bunlar atıyorum böyle gri ise, öbürü mesela biraz daha feminen renkler olabilir yani, dediğim gibi. Mor olabilir, erkekler mor da giyebilir. Yani etrafta mor temizlik görevlileri ne kadar güzel olur bence. Hilal'cim, iş üniformalarında yeni bir çığır açmadan yıkama işine başlayalım istersen. What do you mean? Şimdi yıkayacağız. Evet. Sabunlu suyumuz, fırçamız burada hazır Hilal Hanım. Tamam. Siz bir yandan başlıyorsunuz böyle bir şekilde. Etrafını dolanarak güzel bir şekilde fırçalıyorsunuz. Ne güzel, pembe içi. Evet. Bu şey mi? Dezenfekteli bir şey. Evet, dezenfekteli ilaçlıdır. Çok güzel. Evinde de oldukça titiz olan güzel sunucumuz bugün en çok bu işi sevdi herhalde. Bu güzelmiş ama. Hadi bakalım, bu kez güzel başladı, güzel de devam ederiz umarım. Bu koku ne? Bundan mı geliyor Yok. Koku? Yani çöp suyu falan var ya. Biraz hızlı gidelim, biraz seri gidelim. Aralara, kenarlara vuralım yani. Seri olalım biraz. Ali Bey de beni şey Android sandı. Seri gidelim, hızlı gidelim. Şöyle üst taraflara vuruyoruz, üst taraflara. Aslında ben biraz yoruldum biliyor musunuz Ali Bey? Onun için fazla şey olamıyorum. Ben yardımcı oluyorum size. Ali Bey de bayağı sert çıktı yalnız. Kovanızı taşıyorum. Hilal'cim, genelde tüm ustalar serttir. Bu sana özgü bir durum değil. Öyledir değil mi? Ali Bey, biraz hızlansak nasıl olur? Hilal Hanım, biraz acele etmemiz lazım. Ben fırçayı alayım. Tamam. Hızlı bir şekilde. Ali Bey beni beğenmiyor. Size de hemen fiskeyi verelim. Suyu mu? Fiskeyi? Ben bir yandan yıkayayım. Siz de hemen fiskeyi açar mısınız? Fiskeyin ucu nerede? Görev bölümü yapan ekibimiz umarız şimdi daha hızlı hareket eder. Ali Bey fırçayı eline alırken güzel sunucumuz basınçlı suyla aracı köpüklerden temizleyecek. Sağlam tutun. Abi bu fıskiye çok ağırmış. Ben yıkamaya başlıyorum, siz fıskiyi. Tamam. Ay! Düşüyordum ben. Suyla oynamak nasıl bir duygu Hilal'cim? Çok güzel bir duygu. Diyemeyeceğim çünkü gerçekten çok sert. Balık kokusu var bir de. Yani bayağı kötü kokuyor. Bir de bu, baksana bu gidiyor bu. Dur Hilal'cim, Ali Bey o tarafta. Ay, ıslattın mı?
Ne yapıyorsunuz Hilal Hanım? Komple beni yıkadınız. Arabayı yıkayacaksınız. Ay Ali Bey beni dövecek. Yemin ediyorum. Ay, Ali Bey cinnet geçirecek. Bak bak ama bu çok acayip bir şey bak. Bak. Bak şimdi kendimi tutacağım bak. 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 İlahi Hilal'cim işi bıraktık artık oyuna başladık. Sen bu işi bayağı sevdin. Ay Ali Bey. Hilal Hanım ne yapıyorsunuz? Baksana üstüne. Ay Ali Bey özür dilerim. Ya vallahi. Araba yıkayacaksın. Beni yıkamayacaksın. Ay, araba yıkayacaksınız. Ay Ali Bey. Ya Hilal Hanım beni var ya komple yıkadınız. Özür dilerim Ali Bey ya. Ya aracı yıkayacaksın. Bu tarafa doğru gelin bak. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Çok özür dilerim. Böyle gelirse her gün elbise değiştirmek zorunda kalacağız yani. Günde iki kere değiştirmek lazım. Gidiyor bu bak. Bak görüyor musun bak. Hilal'cim sen suyla araba yıkamaktan çok sanki bahçe suluyor gibisin. Nasıl? Okey. Hilal Hanım bak bu şekilde tabanca tutmaz bak. Şey Ali Bey. Şu şekilde. Bak şu şekilde. Bu şekilde tabanca tutuyorsun. Ama suyun nereye gitti belli değil bak. Biraz ağır da ya. Nerede yıkadınız belli değil. Arabayı mı yıkıyorsunuz, dışarı mı yıkıyorsunuz belli değil ki. Biraz yakın tutun. Yaklaşın biraz daha. Yaklaşın. Vur sağına soluna. Hilal'cim sadece bir aracı temizlemek için epey su harcadık sanki. Ama pırıl pırıl yapsın yani. Değil mi? Hilal Hanım, yani bu kadar suyu boşa harcadık yeterli yani bu kadar bence. Ha iyi. Dünyanın çok... suyunu harcadık yani Hilal Hanım. Ay çok affedersiniz valla Ali Bey size evet, karşı mahcubum. Ali Bey bunu da mı beğenmediniz? Ali Bey beğenmedi. Bir kamyon su harcadık yani Hilal Hanım'la. Yani yıkadığımız arabada ortada yani pek de yıkanmış bir arabaya da benzemiyor ama. Yapma ya Ali Bey bayağı da güzel oldu. Bugün idare edeceğiz yani Hilal Hanım yapacak bir şey yok yani. Güzel oldu aslında. Çok da temiz yıkanmadı yani. Fiskiyi normalde bu şekilde havaya doğru tutuyorsunuz. Havaya hayır fiskiyi biraz ağırdı da Ali yakından, Bey. Yakından tutsanız. Ama yakından şey tutsanız, bayağı güzel gibi gözüküyor. Şu anda şıkır ıslak olduğu için güzel gözüküyor. Ali Bey o zaman arkadaşlarımız aracımızı tekrar yıkasın. Sonuçta temizlik yapıyoruz. İşimizi sorunsuz yapmalıyız. Olur. Ay olur vallahi ya. Yani ben kusura bakmayın. Teşekkür ediyoruz size. Beğenmedi Ali Bey. Oysa ki temiz oldu yani. Bence iyi. Ali Bey güzel sunucumuz sizinle aynı fikirde değil galiba. Beğeniyor musunuz yaptığınızı? Yani tamam. Ben güzel gibi geliyorum. Neyse Hilal'cim işlerimiz henüz bitmedi. Bundan sonrakinde daha başarılı olacaksın. Biz sana inanıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Anlaşılan biraz ara vereceğiz Hilal'cim. Çünkü mesai arkadaşların seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Mesai arkadaşlarımıza da zaman ayırdıktan sonra artık bir sonraki işe geçme zamanı. Hilal Hanım, şimdi bir boyama işimiz var. Konteyner boyaması yapacağız. Ne bitmeyen işiniz varmış. İş bitmiyor burada. Bizim işleri kolay kolay bitmez. Saat 2'ye kadar, 2.30'a kadar çalışıyoruz. Mesela. Sana belediye baksın lafı doğruymuş yani. Çünkü belediye olursa, çok çalışıyor. Ne iş olursa yapacağız onu belediye. Evet. Bakmışsınız çöp almışsınız, bakmışsınız konteyner boyamışsınız. Yani. Hilal Hanım, bu arada bu ekibin işi bitince mesaiye bir başka ekip devam ediyor. Gerçekten belediyede iş hiç bitmiyor. Çok acayip yani. Yani burada vallahi... 24 saat full. Vallahi bravo. Ali Bey, öncelikle konteyner üzerindeki eski boyamaları kazımamız gerekecek herhalde değil mi? Talip abi de hain gibi değil mi? Önce bir kazıyın yani ne kadar zorsa onu yapın. Ama Hilal'cim boyanın daha sağlıklı olması için bunlar şart. Hilal Hanım, ilk başta konteynerin etrafını bir kazımamız lazım. Ki boyanın düzgün olması için. Tamam. Biraz daha sert yaparsanız. Tamam.
Hülya'cığım, sence bu konteynerları neden bir daha boyuyorlar? Vallahi bu işlemi arada bir dekor değiştirmek için herhalde. Bu işlemi neden tekrarlı yapıyorsunuz acaba? Bu işlemi tekrar boyanıp temiz olması için. Ha, dekor değişsin diye evet, değil yani. Değil. Ha, tamam. Yani onun için. Şu anda kazıma işi bitti herhalde. Bitmedi şu an. Bitmedi mi? Bitmedi. Hey, güzel sunucumuzun bu çalışma azmi için neler söyleyecek? Evet Hilal Hanım, gerçekten ben size inanıyorum. Bu işi yapacaksınız yani. Öyle olacak, mi diyorsunuz? Olacak. Yaşasın. Olacak yani bu iş. Elinize de çok güzel yakışıyor. Sağ olun. Konteynerin dört bir yanını boyadık ama kapağını unuttuk. Evet bak, üst tarafı güzel oluyor. Üst tarafı güzel yapıyorsunuz. Bir makyaj yapar gibi. Evet. Nasıl makyaj yapıyorsunuz? O şekilde. Nihayet boya işimizi de bitirdik. Bakalım sırada ne var? Oh be. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Hilal'cim, eline sağlık. Boyayı da bitirdin. Boya bitti vallahi. Ben de bittim. Ali Bey, öğrencinizin işini bu kez beğendiniz herhalde. Ah. Vallahi ilk etapta güzel. Fena değil yani. İlk etapta. Boyayı ne kadar da yere dökmesine rağmen yine... İyi yani, fena değil. Bir ara boyaya çok müdahale ettiniz. Evet, çünkü çok boyayı boyarken salladı, çok şey yaptı yani, damlatarak yaptı, aktardı. Konteynerin etrafında boyanın kenarlarına çıktı. O yüzden resmen bir haritaya benzedi. Ali yani, Bey'i memnun benzedi. Etmek zor. Sıra geldi o meşhur en zor işimize. Evet, ah, en zor işimize burada geldi. İş bitmiyor ya, nasıl bir belediye değil mi? Burası Beşiktaş Belediyesi. Beşiktaş Belediyesi'nde evet. İş bitmiyor bu. En zor işimize geldi sıra. Evet. Hazırsanız bir an önce zor işimize başlayalım. Hazırım, hadi bakalım onu yapalım. Haydi bakalım. Ali Bey'in hep bahsettiği bu zor iş neymiş, bakalım görelim. Evet Hilal Hanım, buyurun. Sıra geldi en zor işimize. Ya Ali Bey, yani o kadar merakla bekliyorum ki, yani ne kadar daha zor bir şey olabilir bu kadar şey yaptık. Bu son işimiz... En zor işimiz. Allah Allah. Zor işimize doğru gelelim. Korkuyorum şöyle yani. Alalım, buyurun. 24 saat yaşayan bu güzel şehri temiz tutma görevini üstlenen bu değerli insanlar kendi müzik gruplarını kurarak bizi bir kez daha şaşırttılar. Bu şöyle mu yoksa? Evet, Beşiktaş Belediyesi'nin folklor ekibi, müzik ekibi efendim. Ay inanamıyorum Ali Bey ya. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.
Ay zor işimize bak Talip abi ya. En zor iş buymuş. Ay vallahi rahatladım yemin ediyorum. Ay çok güzel ya. Hadi gelin bu koronun seslendireceği güzel bir türküyle günün yorgunluğunu atalım üzerimizden. Hadi son 2, 3, 4. Beraber girelim arkadaşlar. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.